Yani 14-15 tane padişah bizzat ordunun başında sefere çıkmış Osmanlı'da. Yani yaklaşık yarısıdır. Yani şeyde 2. Mustafa, 4. Mehmet bile gidiyor. 10 civarında da padişah meydan muharebesi yönetmiş. Evet. Yani sizin dediğiniz gibi Osmanlı padişahları hepsi büyük maraşallar. Şimdi bunun Avrupa'da örneği var mı? Yani, hayır, üst üste yok. Dinasti özelliğidir. Yok yani böyle bir şey yok. Yani bir tane iki tane çıkıyor mu? Hayır. Yani bir hanedana mensup bu kadar maraşal. Sırasıyla yani arada işte şey yapan bizzat komuta etmeyen Çelebi Mehmet'tir. Sarıca Paşa ve galiba Bayezid Paşa ellerine asayı alıyorlar öbürkülere karşı. İkinci Murat hiç şüphesiz evet. Çok önemli bir marşal. Hiç kimse küçümsemesin. Bu bizim dediğimiz psikolojiye hakim. Komutanların belki de en iyi örneği. Hele Varna Savaşı'nı falan. Ki Varna ölüm kalımıdır Osmanlı'nın. Evet. Yani bitebilirdik. Şakası yok yani. Hunya, Diyanoşlar falan filan. Evet. Ve karşında senin Avrupa'nın birleşik açlı ordusu. İman son derecede yüksek. Evet. Yani Cezarini gibi bir kardinal bile orada. Hepsi de öldü. Yani İmha Savaşı zaten var. İmha Savaşı ve bunu nasıl yapıyor bu? Yani dakik son derece son şeyde gidiyor. Bu önemli. Tabii Fatih konvansiyonel evet. Bir ordunun marşalı çok genç yaşta. İkinci Bayezid'in evet diplomasiyi tercih eden bir hükümdar. Sulh dönemi bir medeniyet yönünü değiştiriyor. Yani şurası bir açık tartışılacak bir şey değil. Batı sanatına, Batı Rönesansı'na yönelmiş bir Osmanlı İmparatorluğu'nu başka doğru kaynaklara döndürtüyor. Hı. Ki Cem bunu Sultan olsaydı Beyazıt yerine herhalde farklı olurdu. Öbürü gidecekti. Evet. Ama buna rağmen hocam 3 defa ordunun başında sefere çıkıyor Beyazıt bile. Yani Kilah Kirman alıyor. Tabii ona, Kilah, yani ona rağmen o da gidiyor. Ona rağmen o da ve zaten sonunda da gene bir sefer yolunda gitti. Kendinin olmayan bir sefer evet. Oğluyla.